mailimiz bu şekilde olacak. İşte otomatik maildir. Yani bunu biz ayarlayacağız istediğimiz gibi. Yıllık test diye bir şey yaptım. Ve bu mailin yıllık her yılın X gününde bana geleceğine emin olarak gönderiyorum. Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Google Gmail'ini ve Google tabloları kullanarak sizinle birlikte hatırlatıcı mail sistemi oluşturacağız. Bu mail sistemi bize haftalık, aylık, günlük, yıllık nasıl belirlersek bu periyotlarda düzenli şekilde mailler gönderecek. İş yerlerinde kullanmamız için çok önemli. Birçok yerde maillerle iletişim kuruyoruz, maillerle sistemleri kuruyoruz. Bu tip yerlerde de maille otomatik hatırlatıcılar kullanmak çok avantajlı oluyor. Her programda bunu desteklemiyor. Destekleyenler de manuel destekliyor. Mesela bakalım bir tane ekrana geçirdim size. Şuradan Gmail'e geldik. Gmail'den oluştur diyorum. İşte A kişisine mail atacağım. İşte ne diyeceğim? Pazartesi mail at. Tamam. Ama bu şimdi bu maili ben oluşturduktan sonra başka bir pazartesi yine tekrardan buraya gelip tekrardan gönderi oluştur. İşte haftaya pazartesi, işte diğer hafta için bu pazartesi şeklinde arttıra gideceğim. Bunun yerine gelin biz sizinle Google tablolarda yazılım yazalım. Şu şekilde göstereyim. Mailimiz bu şekilde olacak. İşte otomatik maildir. Yani bunu biz ayarlayacağız istediğimiz gibi. Yıllık test diye bir şey yaptım. Ve bu mailin yıllık her yılın X gününde bana geleceğine emin olarak gönderiyorum. Nasıl yapıyorum? Bir tane sistem kurdum. A'dan başlıyor F'ye kadar. Tarih, mail adresleri, konu, içerik, hatırlatma tipi, son tarih. Bu ne işe yarayacak? Şöyle ki ben buraya koymuşum. Ayın 19'unda yani 19 Şubat'ta başlayacak. Bana faturaları hatırlatacak. Elektrik faturasını ödeyip ödemediğimi kontrol edeceğim. Hani siz bunu başka bir şirketin ödeme takvimi olarak da düşünebilirsiniz. Bunu aylık olarak kurdum. Her ayın 19'unda bana mail gönderecek. Mart'ın 19'unda, Nisan'ın 19'unda vesaire. Ta ki işte 2029 yılına kadar. Bunu ben belirledim. Şimdi gelin mesela şu sistemi inceleyelim. Nasıl yaptık? Buraya ben bir mail sistemini kurdum. Buraya da gördüğünüz gibi aylık, haftalık, 3 günlük diye belirli yapılar oluşturdum. Sonrasında uzantılara bastığımda şurada Google Apps diye bir bölüm var. Buna bastığınızda şöyle bir alan gelecek. Bu bizim açılsın tekrardan. Şöyle kodları da yakınlaştırayım. Şöyle. Bu bizim belirli yazılım dili yazarak yani JavaScript dilinde yazılımlar yazarak Google tablolarımızı ve Google'un altyapılarını kullanmamızı sağlıyor. Bununla neler yapabiliyoruz? Bir sürü avantajları var. Ben size şeyleri de göstereceğim yakında. İşte Bitcoin falan alımlarını, incelemelerini falan göstermek istiyor olacağım. Şimdi birlikte sayfayı oluşturalım. Şimdi sizinle birlikte şöyle sıfırdan bir tane Chrome açıyorum. Şu hesabım olsun. Bu hesabımda sıfırdan bir tane Gmail alanı oluşturacağım. Gördüğünüz gibi ekrana geldim. Şuradan tuşa basıyorum. Google e-tablolar dedim. Google e-tablolar geldi. Google e-tablolar üzerinde de şuna basacağım. Boş bir tane çizelge oluşturacağım. Adını ne koymak isterseniz. Ben hatırlatıcı koyacağım. Hatırlatıcı. Tıkladım. Buraya da gördüğünüz gibi sayfanın adını da bunu ben belirliyorum. Siz isterseniz data olarak da bırakabilirsiniz. Sayfa 1 olarak da. Ben kendim böyle sevdiğim için böyle bırakıyorum. Data yaptım. Şimdi A'dan F'ye kadar kullanacağımı söyledim. Gelin burayı birleştirelim. Şuraya bastım. Şurada bir tane birleştir var. Bastım buna. Hepsini birleştirdim. Şöyle büyütüyorum. Hatta size ekranı yine yakınlaştırayım. Hop hop. Böyle birleştirdim A'dan F'ye kadar. Şuradan da border verdim. Şöyle. Şimdi buraya A sütununa tarih yazıyorum. Tarih. Buraya mail adresleri yazdım. Buraya mail başlık, mail içerik, buraya tip, buraya da gönderim tipi diyelim. Gönderim tipi
Buraya da son tarih dedim. Şimdi biz buraya yapıları oluşturduk. Şimdi gönderim tipinde biz şunları kullanacağız. Aylık, haftalık, 3 günlük. Şöyle yazayım hatta. Neyse, 3 günlük, günlük ve yıllık. Bu şekilde oluşturdum. Şuradan da geleyim. Şurayı da büyüteyim. Şunu da şöyle seçeyim. Alanları belirlediğime göre şunu da şuradan şimdi A3 pardon E3 ve aşağısı için burayı seçtim. CTRL ile Shift aşağı ok tuşuna bastım. Bunları ekranda göstereceğim zaten. Bu tuşlara bastıktan sonra veri tablosuna tıkladım. Ve şurada veri doğrulama var. Buna basıyorum. Burada bana diyor ki kural ekle. Ekledim. Açılır liste eklemek istiyorum. Seçenek 1. Seçenek 2, seçenek 3 diye verebilirsiniz. Ya da aralığa göre diyor. Aralık seç diyor bana. Ben de hemen şuradan yukarı tekrar gidiyorum. Şurada bir aralık vermiştim. Şurada. Bunları seçtim. Gördüğünüz gibi bunların hepsini bana dizdi. İsterseniz buradan renklendirebilirsiniz. Kırmızı, ne bileyim mavi, sarı, şöyle yapalım. Bir tane de şunu seçeyim. Bu şekilde renk tipi de verebilirsin. Bakın burada mesela aylık seçtiğinizde kırmızı olur. Örnek. Bunu tercihiniz size bırakıyorum. Nasıl yapacağınızı. Şöyle büyüteyim. Şurayı da büyüteyim. Şurayı da büyüteyim. Şurayı da büyüteyim. Şurayı da büyüteyim. Tamam. Şu gönderim tipi gereksiz büyük oldu. Şu içeriği büyüteyim. Bunu böyle yazdıktan sonra şurayı komple seçiyorum. Şuradan şuna basıyorum. Sonra buradan buna basıyorum. Buradan da buna bastığımda ve şöyle yaptığımda çok daha tatlı bir görüntü elde ediyoruz. Bunları yaptık. Tamam. Nasıl devam edeceğiz? Buraya geldik. Örnek oluşturuyoruz şu an. İşte bugün ayın 21'i. 21.02.2023'te mail adresleri işte bana nereye hatırlatsın? heyucelsoft@gmail.com. Buraya ne hatırlatsın? Deneme YouTube desin. Mail içeriği merhaba arkadaşlar. Bu videoda hatırlatıcı kuruyorum. Kurduk diyelim. Bunu bana aylık değil de bunu bana günlük hatırlatsın. Çünkü sistemde göreceğiz yani bugün de göre. Ne zamana kadar hatırlatsın? 24.02.2023'e kadar hatırlatsın. Bu arada bu son tarih, hani o tarih hariç anlamındaki son tarih olacak. Bilginiz olsun. Bunları ayarladık. Şimdi ben geliyorum buradan uzantılara basıyorum. Uzantılarda geldiği gibi şöyle bir yapı geldi. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Şurayı da tekrar yakınlaştırıyorum. Bu şekilde dursun. Şimdi şurada bizim temel olarak oluşturmamız gereken bir şey var. Yazılım bilmiyor olabilirsiniz. Şöyle yapayım. Arkadaşlar yazılım bilmiyor olabilirsiniz. Hiç sorun yok. Gerekirse buradakileri olduğu gibi ben açıklama bölümünde kodları vereceğim. Sizin temelde yapmanız gereken şeyleri de buradan ve baka baka göstereceğim. Siz olduğu gibi kodları yapıştırın. Olduğu gibi bir iki tane yer değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Onun dışında hiçbir şeye karışmanıza gerek yok. Sistem aynı, yapı aynı, çalıştırın gitsin. Gelelim tekrar ekrana. Şimdi şurada Google tablomuz var bizim. Şöyle ekrana yakınlaşmıyor ama burada bizim Google tablomuzun şurada bir linki var. Gördünüz mü? Bu linki kopyalayın. Şuraya getirin, yapıştırın. Biz de şu alanda şu slash de slash yazan yerden olduğu gibi silin. Burada da slash edit yazan yeri olduğu gibi silin. Bu bizim neyimiz oldu? Var. Şöyle gelelim. Var sheets ID. Evet arkadaşlar bu bizim Google tablomuzun ID adresi oldu. Yani bulunmaz Hint kumaşı olarak bildiğimiz şekle dönüştü. Bu arkadaşı bulmamız için en önemli yapıya geldi. Bunu oluşturduktan sonra şöyle yapıyorum ben öncelikle. Şunları da kenara çekeyim. Kasma ihtimallerini azaltsın. Şimdi bunu oluşturduktan sonra gelelim bir yapıya da. Bu da o kadar önemli değil ama yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani dursun.
Sizin temelde değiştirmeniz gereken ana yer bu olacak. Geri kalan tüm kodlar birebir olduğu gibi çalışacak. Eğer data yaptıysanız. One day. Şuraya Türkçe olsun. Bir gün numara. Bir günün numarası dedim. Bir günün numarası 24 çarpı 60 çarpı 60 çarpı 1000. Bu sanise olarak, yani 24 saat 60 dakika 60 saniye 1000 sanise. Bunun çarpımı bir günün eşit değerini bulduruyor. Ne function'a ben isim olarak şunu vereceğim. Get email from reminder data. Dedikten sonra ne diyorum? İşte email getir nereden? Hatırlatıcı verilerden. Buraya geldim. Var sheets oluşturuyorum bir tane. Spreadsheets oluşturdum. Open by ID dedim. Buraya da sheets ID vereceğim. Şu yukarıda gelen yapımız aslında. Open by ID verdikten sonra get sheets by name diyeceğim. Buraya da biz şimdi tablo oluşturduk ve bunun adını data verdik. Gördüğünüz gibi. Buraya da data demek istiyorum ama sizin için şöyle bir şey yapacağım. Var sheets name eşittir data dedim. Şimdi sheets name'i buraya böyle vermek istiyorum. Neden bunu böyle yapıyorum? Oldu da işte siz kendiniz başka isimler vermek istediğinizde sadece bu ve şunun verisini şuraya vererek bütün kodların uyarlanmasını sağlayabileceksiniz. Şimdi bize bu alan lazım. Şu gördüğünüz alanı almam lazım. Bunu nasıl alacağım? Var dedim. Range alan demek. Şu az önce bizim oluşturduğumuz sheets var ya şuradaki. Bunu seçiyorum. Diyorum ki get range alanı getir. Hangi alanı? A3 F 1000 dedim. Neden 1000 diyorum? Yani zannetmiyorum 1000 tane oluşturacağınızı. A3'ten başlıyor. F'in 1000'ine kadar gidiyor. Yani 997 satırlık bir alan. Bunu seçtikten sonra var value diyelim. Değerler diyelim. Values. Buraya da şu range'e tıklıyorum. Get values diyorum. Bunun değerlerini getiriyorum. Neden böyle ayrı ayrı yaptım? Bunları olur da başka şekillerde birleştiririz diye. Şimdi bizim reminder type'larımız var. Bunları gelin şurada birlikte bakalım. Reminder type. Reminder type'lar dediğimiz şeyler ne? Şurada oluşturduğumuz, şu ekranı kapatırsam daha güzel olur. Şöyle geleyim. Aylık, haftalık, günlük, 3 günlük ve yıllık. Buraya gelelim yazalım sırasıyla ya da önemli değil sırası. Aylık, haftalık. Bunları böyle virgülle veriyorum. 3 günlük, günlük ve yıllık olacak şekilde verdim. Bunları da verdikten sonra şunu yapıyorum. Var. Şöyle araya yine nokta koyuyorum. Bugünün tarih değerini alacağım. Today. Day. Bunu da nasıl alıyorum? New. Date. Dedikten sonra aslında böyle alsanız da yetiyor ama ben gün, ay, yıl şeklinde almak istediğim için şöyle yapacağım. New. Date. Nokta. Get. Full year. Yılı, hani yıl, tam yılı getir demek. New date get month, tam ayı getir virgül. New date get date diyorum ve tam günü getir diyorum. Bu şekilde bir yapı oluşturduğunuzda bugünün işte 21.02.2023 şeklinde bir yapı alacaksın. Bu neden önemli? Çünkü öteki türlü dakika saniyesine kadar alıyor. Yapılarımıza tam uygun olmuyor. Biz bunu oluşturduk. Şimdi gelelim şuraya bir çizgi atmaya. Şimdi buraya niye çizgi atıyorum? Şöyle yapalım. Burada for döngüsü döndüreceğiz. O yüzden for döngüsünün ayrı bir bölümde girmek istedim. For dedim. Var row diye bir anlam oluşturuyorum. Row diyorum küçüktür. Values nokta length'ten. Ve row arta arta gidiyor diyorum. Şimdi row dediğimiz sistem şu. Bir saniye.
Rove dediğimiz sistem buradaki döngü böyle 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 rovlar oluşturuyor. Yani kısacası şu ekranda gösterirsem row buradan başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye gidiyor. Yani 1000'e kadar gidecek. 997'ye kadar ve satır satır aşağı inecek. Bunu böyle oluşturduktan sonra geliyorum row'un içinde bazı değerler oluşturuyorum. If diyorum. Öncelikle şunu kontrol etmek istiyorum. Values nokta row nokta 1 eşit eşit boş ise break diyorum, kapatıyorum. Bu ne işe yaradı? Şu kod geldi. Burada aşağı doğru gidiyor ya. Burası 0. Hatta şöyle göstereyim. 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 olacak. Burada 4 var. Bu 0 ne demek? İşte yapısal array'ler 0'dan başlar. 0, 1, 2, 3 ya da 0, 1, 2, 3 diye aşağı veya sağa doğru devam eder. Satır ve sütunlar şeklinde. Bizim sıfırımızda tarih var. Tamam. Ama birimizde mailler var. Bizim esas amacımız mail göndermek. Eğer mail boşsa, gördüğünüz gibi boşsa, kapatıyor döngüyü. Yani diyor ki zaten işte buralarda hiçbir şey yoktur diyor. Devam ediyor. Ya da burayı continue derseniz belki siz bir şey silmişsinizdir de devamında vardır. Boşu geçiyor diyelim kısacası. Boş olan verileri geçiyor. Bunu yaptıktan sonra şöyle yapıyoruz. If tekrar remainder diye bir değer oluşturmamız lazım. Pardon. Reminder ne işe yarıyor? Bizim reminder'ımız hatırlatıcımız. Hatırlatıcımızın bir günü olması lazım. Günümüzü de şöyle seçiyorum. Başlangıç tarihi ya da buraya reminder değil de date diyelim. Start date. First date diyelim. First date'imiz şu olacak. Şurada gördüğünüz ilk tarih. Aslında buradaki ilk tarih. Şuraya da yazabiliriz. İlk tarih. Buraya verdiğimiz ilk tarihi buradan alacağız. Nasıl alacağız? İşte yine geleceğiz buraya. Eşittir dedikten sonra new büyük yazıyorum. New date dedikten sonra şöyle yapacağız. Values nokta row nokta sıfır. Şöyle verdim. Bunu verdikten sonra şunu demek istedim. Ben sen gel şuradaki herhangi bir satırda sıfırıncı değeri al. Buradaki bölümleri al. Bunu bana eşitle. Tamam. Var last date dedim. Buraya da geldim. New date. Yine geliyorum. Values. Row diyorum. Yanlış yazdım. Row diyorum. Buraya da geliyorum. 5 diyorum. Bu sefer de 5'in değerini al. Hani şuradaki 0, 1, 2, 3, 4. Burada 5. satır. 5'in değerini al. Şimdi bize hatırlatacak şeyi oluştur. Yapıyı. Onu da nasıl oluşturacağız? Yine bunların tam değerini almamız lazım. Ya yani bu aslında tam değer ama biz ne olur ne olmaz diye tam tamına bir değer almamız lazım. Şuraya hatta first diye kısaltıyorum. Burayı da last diye kısaltıyorum. Buraya first date diyorum. New date geldim. First dedim. Nokta get full year. Yine aynı şekilde yapacağım. First dedim. Get month dedim. Yine aynı şekilde yaptım. First dedim. Get date dedim. Yine aynı şekilde verdim. Bundan sonra yine geldim buraya. Last date oluşturdum. New date diyorum. Aynı şekilde burada da şurayı kopyalayayım ya da neyse yazıyorum. Get full year. Virgül last get month. Virgül parantezleri unutmayalım. Last get date virgülümüzü oluşturduk. Bunları da yazdıktan sonra bizim bazı şeyleri Swift ayarında ayarlamamız lazım. Switch case diye bir şey var. Switch case bir koşul tutar. Bu koşul neyse neyi yapmalıyım gibi bir yapı oluşturur. Koşul ne? Koşul kim? Bu. Koşul ne olduğunda ne olmalı? Koşul ne olduğunda ne olmalı? Şuraya geldim. Switch yazdım. Niye öyle oldu? Switch yazdım. Switch'in basit mantığı şudur. Switch böyle tutar, böyle de çalışır. Switch'in içine bak benden bir değer istiyor. Values dedim. Row dedim.
Sonra geldim buraya, dedim ki 4. Peki 4 neydi? Gelin bakalım buradan. Şuradan baktığımıza göre bakın. 3, 5 ve 4. 4. Burada gönderim tipine bakacağız. Günlük mü, 3 günlük mü, 4 günlük mü, 5 günlük mü, 10 günlük mü, 20 günlük mü? Ona bakacağız. Raw data oluşturduktan sonra case diyoruz. Case'in yapısına geldiğimizde de case de şu şekilde çalışıyor. Buraya case'i yazıyorsunuz. Bu araya bir şey yazdığınızda ve bunu iki virgülle kapattığınızda işlemsel oluyor. Peki biz burayı ne yapacağız? Remainder type 0. Burada gördüğünüz remainder type'ımız var bizim. Bu aslında 0. Şöyle yapalım. Bu aslında 1. Bu aslında 2. Bu aslında 3. Bu aslında 4. Yani 5 değerli ama sıfırdan başladığı için kaç tane olduysa. Buraya bunları oluşturalım şöyle. Case remainder type 1. Case remainder type 2. Case pardon şöyle şurada hata 2 nokta üst üste olacak. Case remainder type 3. Case remainder type bu da son olarak 4. Bir de burada default var. Default. Oldu da işte bunlardan haricen boş bir değer geldi ya da anlamsız bir değer geldi. Ne yapayım diyor. Buna yarıyor. Şimdi buradaki for döngümüz bitti. Buradan sonrasını şurada aşağı doğru ineceğiz. Yeni yeni fonksiyonlar oluşturacağız. Gördüğünüz gibi şu for'u kapattık. Şuraya da yazalım. For döngü bitişi. Yazdık böyle. For döngü başlangıcı da diyebilirdik şuraya. İçine Swift alan for'a göre devam eden bir yapı oluşturduk. Ve şimdi geliyoruz buraya. Şimdi burada oluşturacağımız ilk fonksiyon günlük, aylık, yıllık. Hatta şu sıraya gidelim. Madem buraya böyle yazdık, ilk önce aylığı oluşturalım. Geldik buraya. Function get monthly date. Böyle bir isim oluşturdum. Şunu da şuradan şöyle verdim. Peki bu buraya ne alacak? Data alacak. Çünkü bu mail atacak. Today alacak. Yani bugünü alacak. Reminder first alacak ve last alacak. Bunlara göre de gelin birlikte kontrol edeceğiz. Ve buraya geldim. Var date oluşturacağım. Bir tane aylık değeri verebilecek bir date oluşturacağım. New date dedim. Buraya geldim. Today. Şimdi today niye diyorum? Aylık değer ne demek? Şu demek. Şimdi ben işte ayın birinde mail atmak istiyorsam şuradan ben ayın her ayın birinde mail atmak istiyorsam aylık değerde bir sabittir ve sonrasındaki yapılarda ilgili bulunduğumuz aylara göre değişir. Yani 3'ünde olur, 5'inde, Mart'ta olur, Nisan'da olur fark etmez ama ayın biri olur. Şimdi bunu da gelin şurada tekrar bakalım. Şuraya da tıklayayım. He. Şimdi ben today dedim. Today niye? Today bugünün şey güncel tarihin yıllık bazını alacak. Şurada nokta diyorum. Get full year. Yani ben şu an 25 Mayıs 2026'da da olsam 2026 yılını alacak bana. O anlamda. Today diyorum. Get month. 20 Mayıs'ta da olsam 10 Mayıs'ı alacak bana. Ama şurada güne geldiğimizde gün sabit olacak. Ay ve yıl değişebilir. Her ayın biri demek bir sabittir. Geri kalan her şey değişir. Buradan da first'ün get date'ini alacağım. Şöyle date yazalım. Bu şekilde şunu oluşturduk. Şöyle yazalım. Yıl değişken, ay değişken, gün sabit. Böyle bir yapı oluşturduk. Ay, yıl bugünün yılı. Ay bugünün ayı ama gün seçtiğimiz günün günü. Bunu oluşturduktan sonra burada kontrol etmemiz lazım. If burada date küçüktür eşit büyüktür eşit first'ten. Yani bizim ilk değerimizden büyük mü küçük mü ona bakıyoruz. Şimdi başlangıç değerimize eşit veya küçük değilse zaten girmeyecek döngüye gibi. Ve diyorum burada ikinci bölümde de date
Küçüktür eşit last'tan. Yani son tarihten daha büyükse artık bunun bir işlemi yok. Ve diyorum remainder, pardon, first küçüktür last. Eğer böyle bir döngüsel hata varsa zaten saçma olacağı için hiçbir şekilde oraya girmeyecek. Bunları oluşturduktan sonra burada yapmamız gereken şey mail gönderme. Send email diyorum ve datayı içine veriyorum. Kabul oldu. Bu verilerimiz onaylandı. Onaylanan şey mail gidecek. Send email. Hadi gelin oluşturalım. Function diyorum. Send email. Oluşturdum. Buraya bir tane de data aldım. Şöyle aşağı geçirdim. Datayı aldığımız send email'i nasıl kuracağız? Şimdi burada oluşturacağım şey reception ya da buraya mail adres diyelim biz. Adres eşittir. Mail adres dediğimiz şey data aldığımız datanın birincisi. Yani şurada 0 ve 1. Birin içinde mail adresler var. Bunu aldık, tamam. Var dedik, konu. Konu diyorum. Konuya geldim. Burada şunu oluşturmak istiyorum. Ben gönderdiğim mailleri size şurada oluşturdum, gösterdim. Şöyle yapayım. Bir saniye. Şurada mail tipleri göstermiştim az önce. Tekrar açıyorum. Şurada gördüğünüz gibi otomatik mail yıllık test. Aslında burada şu yazabilir. Otomatik mail bu konulu diye. Şunu da at kenara. Şöyle yapalım. Ve burada şunu ben yazıyorum. Otomatik mail. Bunu verdikten sonra şurada geldim. Artı dedim. Ondan sonra da ilgili konumuzu yazacağım. Yani şu bizim datadaki 2'ydi sanırım. 2'ye geldik. Burayı da aldıktan sonra var body diyorum. Body dediğimizde mesaj. Şöyle yapalım, mesaj. Burada da şunu oluşturacağım. Ben kendim için oluşturuyorum. Şurada da göstereyim. Bu mail halilyücel.com@gmail.com tarafından otomatik olarak gönderilmektedir ve mail tipi. Buraya da aynı şekilde yazmak istiyorum. Bu mail heyucelsoft@gmail.com ya da siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz tarafından otomatik gönderilmektedir. Bunu verdikten sonra şurada artı diyorum. Şuraya geliyorum. Test slash oluşturduktan sonra end diyorum. Bu bir alt satıra geçmesi demek mesajların içinde. Artı diyorum şuradan yine. Burada da mail. Şurada pardon. Şöyle geri aldım. Artı diyorum. Burada da şunu vereceğim. Data 3. Data 3'te de bizim bütün yazılarımız var. Bunu verdikten sonra şurada artı dedim. Yine test slash end, test slash end. İki tane aşağı indim. Mail tipi dedikten sonra şurada artı dedim. Buraya da data 4'ü verdim. Şöyle yaptım. Bunu oluşturduktan sonra artık çok basit. Şuradan mail app diyorum. Nokta diyorum. Send email. Bunu da verdikten sonra buraya geldim. Mail adres virgül konu virgül mesaj. Gördüğünüz gibi bu kadar burada. Biz aile oluşturduk. Burada geleyim yerine verelim. Burada get monthly date. Bizden data istiyor ya. Value diyorum. Row diyorum. Sonra bizden today istiyor. Today date verdim. Sonra bizden first istiyor. First date verdim. Sonra bizden last istiyor. Last date verdim. Bu kadar. Şimdi bir aylık mail gönderim sistemini oluşturdum. Gelin burada sırayla haftalı wiki daha sonraki videolarımızda oluşturacağım. Burada şunu da şuradan göstereyim. Bugün 21.02'si. Buraya 21.01 dedim. Buraya da gördüğünüz gibi bunları verdikten sonra şurada aylık diyorum. Ve bir projemi çalıştıracağım. Kaydettim. Çalıştır tuşuna bastım. İlk benden onay isteyecek.
Şöyle ekranda göstereyim yine. Bu biraz dönecek. İlk önce bir onay isteyecek benden. Onayı verdikten sonra izinler diyor. Burada diyor ki işte uygulama senin mail adresini kullanmak istiyor. Gelişmiş diyorsunuz. Atsız projeye uygulamaya git diyorsunuz. Maillerini görebilir, düzenleyebilir, oluşturabilir diyorsunuz. Kendinize mail gönderebilirsiniz diyorsunuz. Bakın hop gitti. Bakalım. Buradan da iptal ettik. Bakın deneme YouTube diye bir tane mail geldi bana. Gördüğünüz gibi. Şuradan da hemen maili göstereyim. Şuradan gönderilenler. Gördüğünüz gibi merhaba arkadaşlar. Bu videoda hatırlatıcı kurduk. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda hatırlatıcı kurduğumuza göre artık diğer 3 videomuzda haftalık, günlük, 3 günlük ve yıllık olacak şekilde sistemlerimizi oturtturacağız. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Şöyle yapıyorum. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayın.